Şimdi bak, bu Anhanguera piscator, balıkçı. Tamam mı? Bu deminki değil. Deminki bu. Olur mu? Ama bu işte iskeletin kendisi. Kendisi. Şimdi bir geri gidelim. Bir geri arkadaşlar. Geri vites çok güzel. Geri vites, bir geri arkadaşlar, bir önceki. Ha. Bak, bu şematik. Evet. Kanadı da görüyorsun evet. Burada. Tamam mı? Bundan sonraki sırf iskelet. Bu kanat neden yapılma? Deriden yapılma değil mi? Biz sırf deri zannediyorduk. Sonra üstünde ufak tüyler oldu anlaşıldı. Yalnız o olsa. Aa. Bundan sonrasını alalım. Bu iskelet. Tamam mı? Şimdi bundan sonrasını alalım. Bir sonraki arkadaşlar. Şimdi bak. Adiş var. Bu gördüğün ramforinkoidlere ait olan bir hayvan Anhanguera. Şimdi burada göstermek istediğim kanadı nasıl katlıyor? Bak. Bir kere bunlar bizim gibi topukları üzerinde yürüyorlar. Evet. Şu elleri hı-hı. üzerinde yürüyorlar. Bak şu dördüncü parmak. Evet. Bu dördüncü parmak şöyle katlanıyor. Çok garip. Onun katlanma mekanizmasını görelim şimdi. Bir sonraki çocuklar. Ha pardon. Daha önce şeyi görelim. Gene pazu kemiği. Hı hı. Bu pteroid kemiği denen o kemik var ya. Onun ne işe yaradığını hala bilmiyoruz. Hı hı. O bilekten çıkıyor. Hı hı. Hala anlaşılabilmiş buna değil. Buna özgü o kemik. Sadece pterozorlarda var. Tahmin edilen bileğin hareketliliğine yardımcı oluyor. Belki kanadı çevirerek havada... İşte onu tam bilemiyoruz. Allah. Bir geri gidelim. Bak gördün mü? Bak pteroid kemiği şurada. Evet, oradan çıkmış kenardan. Bak şu. Şu. Evet evet. Kılçık gibi oradan çıkıyor niyeyse. Evet, bilekten çıkmış. Acaba kanadın böyle açısını değiştirip yön bulmayı mı? Yok ama bileği bileğin hareketine yani onca paleontoloğu bulamadığını biz ama... burada bu masada benim uydurmanla bulacak halimiz yok. Yani. Evet devam olmak. Arkadaşlar. İki tane atlayalım şimdi. 43'e gelelim. Bir tane daha. Bir tane daha 43. Hah. Şimdi bak. Burada tarakları görüyorsun. Hı hı. O taraklara bağlı 3 tane küçük parmak. Ötekine bak. Kanadı tutan parmak. Dev gibi gidiyor. Dev gibi gidiyor ve bak şuradaki kas kanadın katlanmasını sağlıyor. Ve ilginç olan taraklardan gelen tendon o kanadı tutan parmağı her iki taraftan kanadına bağlı. Evet, alttan da üstüne bağlanmış. Garip. Ya bu nasıl bir güç gibi onu o kanadı çarpabiliyor? Çok acayip bir güç ya. Muazzam. Yoksa burada katlanma mekanizmasını gördük. Gördük. Nasıl katlıyor? Trak çekiyor. Evet. Bundan sonrasını alalım. Bunlar mesela ne kadar mesafe uçabilirler bir kalkışta? Hayatım, o 13 metrelikler var ya, Brezilya'dan kalkıyor, non-stop İngiltere'ye gidiyor. Oo. Evet. Bayağı bunlar jumbo jet gibi uçuyorlar. Aynen öyle. Vay 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 vay. Non-stop. Ve bunu hesap etmişler. Bu hayvan isterse dünyanın yarısını uçabiliyor. 20 bin kilometre uçabilir yani. Evet. Tek kalkışta. Tek peki kalkış. Bunu bu kadar enerjiyi üste taşıyabiliyor mu? Evet. Çünkü bu kanatlarla... Planör uçuşu yapıyor. Planör uçuşu yapıyor. Birkaç şöyle. Süzülüyor şöyle yani. Yapıyor. Çıkıyor. Sonra devam ediyor. Hmm. Çok enteresan. Değil mi? Peki mesela suda avlanabiliyor mu? Sudan bir şey alabiliyor mu? Onlar var. İşte biraz önce gördük. O değil ama. Ha, o büyükler de onların da suda avlanabildiği tahmin ediliyor. Yani bu dalıyor o korkunç gagayla. Dalıyor suda. Toplamı çıkıyor. Çünkü yukarıdan görüyor ne var ne yok. Tabii. Senin de 3 metre gagan olursa kardeşim. Yani büyüyecek de bir şey olsa. Yakalar şöyle. Evet devam edelim. 44. Şimdi burada bak. Pterozor kanadını görüyorsun. Bak kuşlarda şu baş parmak hariç hinci. Bütün bu parmaklar
kaynaşmış tek parmak oluşturmuşlar. Ve kanat, tüyler onlara bağlı. Ve dikkat edersen burada parmakların çok büyük bir rolü yok. Evet. Pterozorlarda bütün kanadı parmak tutuyor. Diyor. Ama tek parmak tutuyor. Yarasada ise üç parmak. Yarasalarda aynen öyle. Şimdi enteresan, memeli ile sürüngen dinozordan gelen kuşa oranla birbirine daha çok benziyor. Evet. Bu biraz önce dediğimiz yakınsamalı evrim. Ama şimdi bu kanat neden yapılmış? Bir sonraki arkadaşlar. Şimdi bu bir Ramphorhynchus kanadı. Zornhofen'dan alma. Dikkat edersen üzerinde belli bir doku var. Evet, bir tüyler gibi bir şeyler var. Neyin nesidir bu? Bundan sonrasını alalım. Bir sonra. Gene aynı hayvan. Ramphorhynchus münsteri. 2 metre kanat açıklığı var. Oo, bu da küçük değil yani. Tabii, bu işte Ramphorhynchoidlerde erken pterozorlarda. Bundan sonrasını alalım. Şimdi bu Cephalopterus'un çok güzel korunmuş fosilleri bulundu. Cehol biliyorsun Çin'de, Liaoning'de. Şimdi bunun kanatlarına bakalım. Bir sonraki. Ha, şimdi bak. Bu oradan atabilirsin. Oradan atabilirsin. Öyle mi? Oradan atabilirsin. Şimdi bak, bu fosilin kendisi. Burada bir hayvanı örtenler var. Hı hı. Bunlara piknofiber deniyor. Bunlar biraz sonra göstereceğim. Bildiğimiz tüy gibi ama şey tüyleri gibi. Taraklı tüyler değil bunlar. Dallı. Hani down feathers dedikleri vardır. Abi. Ya. Şeyi örten. Karın tüyleri. Altını örten onlar. Fakat bir de bunlar var Fatih. Bunlar aktinofiberler. Bu aktinofiberler ne yapıyor? Kardeşim bunlar... Zar gibi bir şey o. Bunlar kanadı geriyor, açıyor. Kanadın şeklini değiştiriyor uçarken. Biraz şeye benziyor o zaman, yarasaya. Hayır, yarasa bunları yapamıyor. Yapamıyor mu? Hayır. Yarasa da öyle değil ya kanadı. Ama kanadın parmaklar var. Bunda öyle bir şey yok. Bunlarda direkt bu aktinofibrerler kanadı istedikleri gibi... Oynatıyorlar. Oynatıyorlar. Bu şey gibi, içinde büyük balenler olan dev yelkenler gibi. Nasıl? Çok acayip. Değil mi? Muazzam bir şey bu. Ama artık bu yok. Hayır. Bu hiçbir canlı yok artık. Hiçbir canlı da yok. Bu evrimde kaybolmuş bir... Abi, pterozorlar evrimin muhteşem bir ürünü. Ama yok olmuştu. Ya abi, o mendebur göktaşı gelip çarpmasaydı. Niye her şey devam etmiş? Bunlar yok olmuş ama bir tek. Ama onu da konuşacağız. Niye? Bir tek bunlar yok olmadı. Kimler tabii yok. Bir sürü şey yok oldu da. Neyse, bundan sonrasını alalım. Büyükler yok oldu, küçükler kaldı galiba. Küçüklerden de bazılar kaldı. Şimdi bak, piknofiberleri görüyor musun? Evet. Bak şunlar, bu Cephalopterus'un, şunlar piknofiberleri. Kanat mı onlar? Kanadını mı görüyorsun? Bunlar gövdede görüyorsun bunları. Bak, gövdeyi koruyor. Kanatta da var, bu kadar uzun değil. Şeye benziyor biraz, dereotu gibi. Evet, yani. Yani bunlara işte kıl mı, yoksa kıl mı, tüy mü? Fakat tüyle daha yakın akraba oldukları iddia ediliyor. Evet, tüy olma adayı. Evet. 50 arkadaşlar. Gene Ramphorhynchus münsteri'yi görüyorsun. Bak, kanatta çok iyi korunmuş bir fosil. Evet. Kanattaki detayı görüyor musun? Dümdüz bir deri değil. Değil, evet. Bu hayvan istediği gibi kullanabiliyor.